Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk'ten herkese merhabalar. Kutay Korap ben. Kripto Para Programı'na hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi bu saat diliminde Kripto Para Programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz iCrypex CEO'su Gökalp İçer bizlerle birlikte olacak. Gökalp Bey hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. İyi bir gün dileyelim sizlere. Merhaba Kutay'cığım, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Şimdi baktığımızda genelde biz burada kripto paralara dair hani nasıl bir fiyatlamaya işaret ettiğini, hangi haber başlıklarının kripto paralar üzerinde etki yarattığı gibi başlıklara konuşuyoruz. Fakat ben şimdi biraz daha iCrypex özelinde sizinle sohbet etmek isterim. Öncelikle Gökalp Bey şunu sormak istiyorum. Hani bir kripto şirketi kurarken iCrypex özelinde ne gibi hedeflerle yola çıktınız? Bunlarla başlamak istiyorum. Hangi noktalara varmak istiyorsunuz? Ve sektörü de biraz da değerlendirdiğimizde sektör için orta uzun vadede sizin de beklentileriniz nelerdir? Öncelikle sohbetimize böyle başlamak isterim. Tabii. iCrypex 2018'in Nisan'ında kurulan bir şirket. 2019'un ikinci yarısında da ikinci faz geliştirmelerimizi yaptık. Genel olarak şunu görüyoruz. Türkiye kripto para piyasasında kripto yatırımcısı çok iştahlı ve çok meraklı. Ve dijital varlıkları öğrenme, buna yatırım yapma konusunda da çok istekliler. Biz iCrypex olarak kendi teknolojimizi tamamen baştan sıfırdan kendimiz yazdık. Notlarımız bize ait. Üçüncü partiye herhangi bir yazılım kullanmıyoruz. Bununla da çok övünüyoruz. Zaten ilk faz geliştirmemizi ve Ar-Ge kısmını biraz uzun tutmamızın sebeplerinden bir tanesi de buydu. iCrypex ismi biraz okunması zor açıkçası. İnsanlardan bu şekilde geri dönüş de alıyorum. Kısmen haklı da buluyorum ancak global bir market, global bir şirket hedeflediğimiz için bu yüzden iCrypex ismini seçtik. Açılımı da bir akronim iCrypex, International Crypto Exchange'in kısaltmasıdır. Dolayısıyla önce Türk marketinde kendi bildiğimiz piyasada birazcık geçmişte bildiğimiz finans piyasasındaki know-how'umuzu, bilgi birikimimizi iCrypex'e getirip devamında da belki yakın Asya'da yine iCrypex markasıyla bir kripto exchange olarak faaliyet göstermek istiyoruz. Daha önce çok uluslu şirketlerde çalıştım. Bunlardan birkaç tanesini de yönettim. Tepe yöneticisi olarak. Dolayısıyla Asya tecrübemiz de var. Vietnam, Kamboçya, biraz da Çin tecrübemiz var. Dolayısıyla iCrypex'i o sahalarda da aktif etmek istiyoruz. 2021'in belki son çeyreğinde. Gökalp Bey şunu da sormak istedim cümlenize. Başladığınız noktada Türk halkının da kripto paralara ilgisinin yoğun olduğunu söylüyorsunuz. Hani burada bakıyoruz gerçekten de hani kripto parayı sorduğumuzda direkt insanların bir fikri olduğunu görüyoruz. İşte yeri geldi mikrofon da uzattık, kripto paralara dair bilgilerini aldık. Fakat sanki şöyle bir algı da var, ne dersiniz? Yani kripto para deyince de biraz da Bitcoin mi şeklinde soru başlıkları da geliyor. Hani bu konuya dair ne dersiniz? Hani kripto para deyince yatırımcıların veya sokaktaki vatandaşımızın aklına direkt Bitcoin geliyor. Ne dersiniz? Çok daha geniş bir yelpaze en nihayetinde. Tabii doğru söylüyorsunuz. Bu açıkçası bazı sektörlerde bu iş böyledir. Yani bazı otomobil markaları vardır. Neredeyse her şeyi o domine eder. Bazı kullandığımız gıdalar vardır, onlar domine eder. Kripto paralarda da 2008'den beri olan bir baskın bir kripto para var, o da Bitcoin. Dolayısıyla birçok konuya da, birçok düzenliyorum, transfere, birçok şirkete konu oldu. Şimdi yeni yeni fonlara konu oluyor. İnsanların bunu daha çok duyuyor olması, Bitcoin çok yükseldi, Bitcoin çok düştü, şöyle volatil bir hareket izledi gibi. Bunu çok fazla duyuyor olması da elbette biz kripto para deyince Bitcoin diye sorusuna da muhatap oluyoruz. Evet, şimdi peki şunu da size sormak istedim. iCrypex hedefleri üzerinden ilerlemek istiyorum. Biraz da sektör özelinde değerlendirmek isterim. Şimdi ne gibi bir potansiyel görüyorsunuz? Şimdi örnek vereyim. Ben bir örnek şu şekilde desteklemek istiyorum. Borsa İstanbul nezdine bakarsak yeni yatırımcı sayılarında inanılmaz bir şekilde artış olduğunu görüyoruz. İşte 1.2 milyonlardan 500-600 bin civarı yeni yatırımcı ile 1.7 milyonlara ulaşan bir Borsa İstanbul yatırımcısından bahsediyoruz. Yeri geliyor işte Sayın Ozan Karay'la ve Sena Sülü ile bu konuları da konuşuyoruz. Kendileri de kripto paralarda da ciddi bir şekilde yeni cüzdan, yeni hesap açılışları olduğunu söylüyor kendileri. Siz ne dersiniz? Yani ne kadarlık bir potansiyelden bahsediyoruz kripto paralara dair? Açıkçası şöyle, bu başta Türkiye için değil sadece tüm dünyada. Geçtiğimiz haftalarda yanılmıyorsam 715-720 milyon tekil transfere konu Bitcoin cüzdanı adedini aşmıştık. Bu bir şey demek. Türkiye marketi özelinde ise kullanıcıların çok meraklı olduğunu biliyoruz. Ve şöyle bir dataya sahibiz.
Biz geçmişte hep menkul değerler şirketlerinde çalıştık. Şirketin genel müdürü Ezgi'nin de eski bir bankacı. Dolayısıyla finans sektöründen geliyoruz aslında. Oradaki elbette bildiğimiz ve tanıdığımız kullanıcı ve yatırımcıyla buradaki kullanıcı ve yatırımcıyı karşılaştırıyoruz ve şunu görüyoruz. Neredeyse tamamı yeni kullanıcı. Yani geçmişte herhangi bir hisse senedi almamış, herhangi bir FX ya da TÜREV ürünü trade etmemiş kullanıcılar. Yani bir kesişim kümesinden bahsedecek olursak her iki ürünü de bilen, her iki ürünü de trade eden ve yatırım yapan miktar çok az. Bu bizi şöyle heyecanlandırıyor ve açıkçası iştahımızı kabartıyor. Birincisi bu yeni bir teknoloji. Türk halkı dediğim gibi buna meraklı. Birincisi biz finans sektöründe yani geçmişte hisse senedi, döviz, opsiyon, TÜREV ürün trade etmiş çok büyük bir potansiyele sahibiz. Gelişmekte olan bir ülke olarak. Diğer taraftan da teknolojiye çok yakınız ve orada da çok büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz ve zaten kripto para müşterisinin de bu iki kesime de hitap ettiğine inanıyoruz. Kripto paraların. Dolayısıyla bunun bir çıktısı olarak da piyasa işte BIST'teki rakamları biliyorsunuz. Kabaca sektörde de 1.2-1.4 milyon civarında tekil kullanıcı konuşuluyor şu anda. Kripto paralarda Türkiye özelinde söylüyorum. Çok ciddi rakamlar. Evet, bu pencereden baktığında tekil kullanıcıdan bahsediyorum bu arada. Hı hı. Bu pencereden baktığında gerçekten çok büyük potansiyeli var Türkiye'nin. Zaten bu sebeple yurt dışındaki Asya merkezi bazı büyük kripto para borsaları da Türkiye'yi hedefliyorlar. Biz de bu sayede dedik ki Türkiye'den de biz bir marka çıkartalım ve biz de Asya'yı hedefleyelim Türkiye'nin özelinde. Artı şunu da konuşmak isterim Gökhan Bey sizlerle. Sizin müşteri dağılımınıza baktığımızda ne dersiniz? Sanki böyle biraz daha küresel tarafı göz önünde bulundurduğumda ben genç neslin veya şöyle diyeyim 35-40 yaş altı neslin biraz daha kripto paralara ilgisinin daha yüksek olduğunu. Mesela bunun örneğini yeri geldi kripto para programında konuşmuştuk. ABD'de işte 1200 dolarlık bir teşvik paketi hane halkının cebine doğrudan para gittiğinde bu paranın bir kısmının işte kripto paralara kaydığını, bir kısmının altın tarafına kaydığını ve bu iki ayrışmanın arasında da biraz daha yaş kriterinin önemli olduğunu görmüştük. Sizin iCrypex olarak müşterileriniz, yeni hesap açan yatırımcılarınız daha çok genç nesilden diyebilir miyiz yoksa bu yanlış bir yaklaşım mı olur? Ne dersiniz? Çok bir yaklaşım olmaz açıkçası. Eğer bir sınıflandırma yapacak olursak kabaca 20-22 yaşından tutun da 35-40 yaşına kadar olan grubun daha istekli, iştahlı ve meraklı olduğunu görüyoruz. Yaş grubu birazcık daha arttığında daha tutucu, daha konservatif tarafa kayıyor. Hem kişiler hem de yatırımlar. Hayatın akışı gereği bu şekilde. O yüzden de daha fazla bildikleri hisse senedini ya da daha fazla bildikleri altına örnek veriyorum. Yatırımlar kayabiliyor ama genel olarak şunu görüyoruz. Dediğinizde doğrusunuz. Yani çok yanlış bir tespit olmaz. Genel olarak genç nesil kripto paralara karşı inanılmaz meraklı. Bir de şöyle bir bilgiyi de paylaşmak isterim. Kripto paralar ve blok zinciri teknolojisiyle birçok şey yapabilirsiniz. Bunlardan yapabileceğiniz şeylerden yalnızca bir tanesi yatırım yapmak. Bunun dışında kendiniz de bir şeyler yazabilirsiniz. Olan verileri analiz edebilirsiniz. Yapılabilecek çok şey var. Dolayısıyla yeni neslin hem kodlama anlamında hem daha analitik olması anlamında da blok zinciri teknolojilerine ve kripto paralara yatkın olduğunu da bu şekilde de söylemek mümkün. Evet, şimdi bir diğer konuyu sizinle değerlendirmek isterim. Biz geçtiğimiz hafta 7 Merkez Bankası ile bir ortak çalışma yaptı. Bunun karşılığında da bir research paper, bir araştırma kağıdı ortaya çıkarttı. Bu ne anlama geliyor? Yani merkez bankalarından da bazen bu tarz hamleler görüyoruz. Dün mesela Lagarde'dan bir açıklama takip etmiştim ben kripto paralara dair. Ne dersiniz? Bir de bu tarafı konuşmak isterim sizinle. Şöyle açıkçası Kutay, şimdi geçtiğimiz hafta BIS'in yayınladığı paper bizce önemli. Sebebi de şu, şimdi bakıyoruz bu katılımcılar kimler? FED, ECB, BOŞ, BOE, Riksbank, SND yani en büyük 7 merkez bankası var aslında bunların içerisinde. Kim yok? İşte Rusya Merkez Bankası yok ve PBOC yok, Çin. Belki onlar da olabilirdi. Genel olarak merkez bankalarının artık bu araştırmaya kaynak, bütçe, enerji ve zaman ayırdıklarını görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. BIS'in özelinde evvelsi hafta çıkan
makalede, araştırma kağıdında, paper'da da şundan bahsediliyordu. Evet, merkez bankaları, dijital para birimleri önemli. Yani Central Bank Digital Currency dedikleri CBDC önemli. Bu araştırılmalı. Bunu şu şekilde çıkartmalıyız veya şu özelliklere sahip olmalı bir CBDC'nin. Bunun motivasyonu budur. Yani bir aktarım mekanizması olarak bu kullanılabilir. Siz az önce söylediniz. Mali teşvikler konusunda halka direkt eriştirilmesi, Merkez Bankası parasının halka direkt eriştirilmesi konusunda bu kullanılabilir ki muhteşem pozitif. Diğer taraftan ödeme sistemleri ve sınır ötesi ödeme sistemlerinin daha verimli hale gelmesinde bu kullanılabilir şeklinde notlarıyla bir kağıt yayınladılar. Şimdi burada satır aralarında okuyoruz. Buna katılan FED, BOE, Bosch, ECB yani en büyükler bu kağıdın altına imza atıyorlar. Risk olarak gördükleri de birkaç tane risk var. Bunlardan bir tanesi de bence önemli. Gördükleri risklerden bir tanesi elbette siber atak. Yani bu elbette yani kripto paralar ya da blok zinciri konuşunca ilk akla gelen risklerden bir tanesi bu. Bir diğeri de bankaların yani Merkez Bankası'ndan sonraki bankaların yani ticari bankaların aracı banka, intermediyeri olması özelliklerinin de tehlikeye girebileceği, bunun doğru bir framework'e oturtulması gerektiği ve bunun da sonunda, günün sonunda bir finansal istikrarsızlığa yol açmaması gerektiği notu düşülmüş. Bunu şöyle okuyorum ve anlıyorum ben açıkçası. Evet, merkez bankaları şu anda BIS'in çatısında dijital para birimlerini, Merkez Bankası dijital para birimlerine dair araştırmalarını arttıracak. Bu sabah ya da dün sabahta BOJ'un başkanı Kuroda 2021'in baharında testlere başlayacaklarını duyurdular. Geçtiğimiz haftalardan biliyoruz Çin ve PBOC dijital yuanla testler yapıyor. Bunu 2019'dan beri yapıyorlar bu arada Çin. Bu arada da genel akışın değiştiğini şöyle not düşmek lazım. Biz 2016'da, 2015'te merkez bankalarının bunu yasaklayıp yasaklamayacağını konuşuyorduk. Kesinlikle. Çin'i hatırlayalım lütfen. Şu an Çin, PBOC, Yuan'la işte Çin'in yemek sepeti üzerinden şey yayınlıyorlar. Ne denir? Dijital Yuan yayınlıyorlar ve bunun kullanılması için halkı teşvik ediyorlar. Covid döneminde biz Fed'in bunu konuştuğunu biliyoruz. Halka bu parayı o 1200 dolara direkt ulaştırma anlamında. Ve bu evrakta da yani paper'da da şunu görüyoruz. Evet, CBDC yani dijital merkez bankası dijital para birimleri aslında bir aktarımı düzeltiyorum. Yani aktarım mekanizmalarını hızlandırmak için de kullanılabilir. Bu bayağı bir şey ifade ediyor aslında finansal piyasalar ve bankacılık sisteminde haşır neşir kullanıcılar için veya okuyucular için. Dolayısıyla biz bunu BIS'in raporunu çok pozitif okuyoruz kripto paralar için. Bunun da şuna da not düşünmüş, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Tabii. Bu CBDC'lerin programlanabilir bir currency olması veya olabileceğine de vurgu yapmış mesela BIS. Bu ne demek? Biz akıllı kontratları biliyoruz. Ethereum'dan, DeFi projelerinden yani A olursa B olmalı, A olmazsa C olmalı, o da olmuyorsa D olmalı gibi programlanabilir para birimlerinin olduğunu biliyoruz. BIS buna atıfta bulunuyor. Çok güzel. Yani şöyle biraz hayal gücümüzü genişletelim. Ben bir destek vereceğim Merkez Bankası olarak ve verdiğim desteğin sadece ABCD kanallarında kullanılmasını istiyorum diye direkt nokta hedefli para birimlerini kodlayıp yayınlanabileceğini söylüyor BIS. Biz neyi hatırlıyoruz 2013-2014'teki ECB ve Avrupa Merkez Bankası krizinde? SME'leri, COBİ'leri canlandırmak için çok çaba sarf etti ECB. Öncesinde evet. Fed'in TARP 1, TARP 2 QE'lerdeki hareketlerini hatırlıyoruz. Yani para var, basıyorum ben de ama bunun halka inmesi aslında bir konu. Evet. Dolayısıyla CBDC'nin bunu belki çözebileceğini BIS söylüyor. Gökalp Bey çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınız ve katkılarınızdan dolayı iCrypex CEO'su Gökalp İçer bizlerle birlikteydi. Böylece bugünlük de kripto para programının sonuna geldik. Yarın aynı saat diliminde tekrardan görüşmek üzere diyelim.